Dostlarım, yeni bir videodan daha hepinize selamlar. Aleykümselam lan. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Soulper karakterimizi dizmeye başlıyoruz. Ninjamızı meleğe hazırlıyoruz. Umarım keyifli vakit geçirebileceğiniz bir video olmuştur. Çıkmadan bir videoya beğeni bırakırsanız, kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. O zaman çok bekletmeden sizleri videoya alıyorum. İyi seyirler. Keyifli izlemeler. Evet kankalar, biliyorsunuz ninjamızın hançer fişiyle savaşçımızın silah fişini kaybetmiştik. Ne oluyor lan? Bunlara iki tane fiş aldım. Bunu yeni çektim. Bunu dün çekmiştim aktarmak için. Bir gün geçmiş süresi. Şimdi bunları bir üç hepsini yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar para yiyecek bizden. Pazarımızdaki durumu da göstereyim. O fişlerin tabii gitmesi beni çok üzdü. Aynılarını getirmem yani muazzam derecede zor tabii ki. Belki daha ileri gelir, bilmiyorum. Şöyle 150 hemlik şu 160 hemlik bir deneyelim. Belki ikisi de 3 hepsini olur. Sonrasında bombozdurup devam ederiz bunları denemeye. Ben bir deneyim gelirim. Durumları sizlere bildiririm. Totalde kostüm hepsini ama sürem 7 saate yaklaştı ve bir tane 10 kritik 10 deliciye kalayabildik. Yan efsunda çöp olsun. Yapacak bir şey yok, bu şekilde bırakacağız. Bunu da artık hangisini aktaracağımı diğer kılıç belirleyecek. Yani 10 delici 12 çevik gelirse bu şekilde kullanırız. 10 delici 12 güç falan gelirse eğer ki diğerine de. Bunu artık ninja bıçağına aktarırız. Bakalım ne gelecekse. Gelsin artık, bir an önce de kurtulayım istiyorum. Devam edelim onu atmaya. Evet, bu iteme de saat sabahın 6'sına gelirken 10 kritik 10 delici getirdim. Yanı gene bomboş. İki tane iteme 10 kritik 10 delici getirmemiz, birinde pazardan 3 efsun olarak çekerek yaklaşık 8 saatimizi aldı. Gerçekten muazzam bir geçen zaman var. Giden bir 25-10 kadar bir para var. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle şanssız bir günümüz oldu. Şimdi diğer kostümü de bunu aktaracağız. Artık bu şekilde idare edeceğiz. İki karakterden de 12 çeviklik ve 12 güç kaybımız oldu maalesef. Yaptığımız bu hatadan dolayı. Toparlarız bir şekilde, daha güzel kostümleri pazardan bulduğum zaman çekeceğim. Ama bu şekilde bırakmam gerekiyor. Çünkü benim farmımı engelliyor 7 saattir. Ben yani bugün neredeyse hiç farm yapamadım bunlar yüzünden. Bakalım pazardan bulduğumuz zaman çekeriz biz bu şekilde güzel bir kostüm tekrardan. Bunun tam oranını yani 12 güçlüsünü falan bulursak. Evet dostlarım, ninjamızı da ufak ufak dizmeye başlayalım artık. Bu karakteri de meleğe hazırlamaya başlıyoruz. Şu anda ilk itemini, ekstra olarak itemlerini alacağım. Yani çoğu itemi zaten diğer ninjamızda hazır olarak var. Bu şekilde göstermek istiyorum alacağımız itemi de. 1.5K IP, 15 ateş, 5 IP absorbeli bir dönüşüm kıyafeti. Yani bunu zaten kendi efsunuyla falan 20 won ediyor. Buradaki 6-7'ye veriyorum ben bu parayı. Patronlardan beceri hasarı eksi %5 efsunu. Bence çok değerli bir efsun. Yani bu itemi bu fiyatlara kadar düşük kurabilecek bir efsun değil yani, öyle düşünüyorum. Bence çok değerli bir efsun. Sebebini de açıklayayım. Neydi? Bu karakterimizin biyoloğu yok. Simyaları mitsimat olacak. Ve yani Hydra'ya dayanması için mesela bu tarz bir efsuna ihtiyacı var. Eğer biz bu karakteri Hydra'da kullanacak olursak bu zırh bizim çok işimizi görecek. Karakterimizin ölmemesi açısından. Ben hemen şöyle şu zırhı alayım hazır bir şekilde. Biz bunu R8 yaparız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlk itemimizi alalım bu şekilde. Dostlar, şimdi pazarda sandık çekerken bir tane tılsıma denk geldim. Böyle R4 bir buz tılsımı. R4'leri zaten 10 won, 11 won falan civarlarında. Efsun'un da 25 dünya, 30 çöl, 8 bayılması var. 20 de buzu var. Bu karakterimizin tılsımı olmak için güzel bir tılsım. Bir de Yohara tarzı maplerde bu tarz Efsun'un işe yaradığını biliyorum. Yani 25 dünya, 30 çölün yaradığı bir mümkün olduğunu biliyorum. Namgan yeri olması lazım sanırım. Yani orada takılırken de kullanabileceğimiz alternatif bir tılsım olur bizler için. 8 bayılması da gayet güzel. İş yapacak bir tılsım olur bu karakter için. 20 buzda buna yeterli olur. Biz bu tılsımı alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel tılsım işimizi görür. Olur. Evet, şöyle yeni bir item bulduk arkadaşlar. Gayet uygun fiyatlı. Hiç PM falan atmaya gerek yok zaten. Fiyatı çok uygun geldi bana. +9 bir tane dragon kapşonu. 15 ateş +5 kanaması da var. Ve düşük rütbesi de var. Yani gayet güzel bir item. Zaten bunun +9'un ne diyeceği 15 won. Efsun da zaten falan bu şekilde eder. Düşük rütbeyi de bedavaya getirmiş oluruz. Bunu da alıyorum. Güzel bir şekilde kaskımızı da halletmiş oluyoruz. Karakterimiz de artık Hitler'da ölmeyecek bir seviyeye gelecektir yani her türlü. Zaten dönüşümde çok da bir etkisi yok Berserker'lı kaskın benim gözlemlediğim şekilde. Ben bu şekilde bir kask kullanmak istiyorum. Alalım bu item de hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet beyler, tek parşömende zırhı +7 yaptık. Şimdi böyle bir 2 bonluk falan bir tane altın balık sandığı topladım. Eğer demirciyle kitabı çıkarsa demirciyle deneyeceğim. Çıkmazsa da parşömende artık deneyeceğiz bakalım. İnşallah çıkartırız ve geçiririz diye düşünüyorum. Kötü ruh koma kağıdı, hepsinin nesnesi geldi bir tane. Arttırma kağıdı. Fena gitmiyor ama demirciye kitabı lazım. Yani demirciye kitabı haricindeki her şeyi verecek gibi sanırım. Nesne yapsunla. Bir tane demirci versen ya kankacığım, işimizi görsek. Arttırmaları dayadı ama demirci maalesef vermedi gibi gözüküyor. Evet, demirci alamadık abi. Aslında birazcık da pazarda satış var mıydı? Bir şebnemi satılmıştı. Onun parası gelmiş. Bunu da alalım. 2 bonluk falan daha ben bir sandık alayım geleyim bakalım. Evet, 3 bonluk daha aldım geldim. Bakalım bunlardan demirciye kitabı çıkarabilecek miyiz? Merhabalar. Tek attık yani, çok güzel oldu. Devam edelim. Arttırmalar güzel geliyor. Efsun nesnesi güzel olabilir. Atarız belki. Bak bir tane daha demirci geldi. Çok güzelsin. Devam. R8 yaparsam bu arada 9'a denemem diye tahmin ediyorum demirciyle abi. Çünkü mitril çok az var piyasada.
ve çok pahalı. Demirci kitabımız da kısıtlı. Bu yüzden denemeyiz yani. O kadar da değecek bir zırh olduğunu düşünmüyorum. Güzel, iki tane demirci aldık en azından. Buradan şimdi gidelim bakalım, bir zırhımızı deneyelim. Evet abi, basmaları aldım, geldim. Şimdi zırhımızı R8 deniyoruz. Umarım tek de geçerse çok güzel olur. Bizi hiç üzmeden R8 olmuş olur itemimiz. Abi yandı. Neyse bakalım, biz bunu tekrar bir 7 yapmaya çalışalım. Olursa gelelim. Evet kankalar, bildiğiniz gibi bir tane büyülü bir kostüm yapmıştık. 3 efsunlu bir kostüm indirip yansıtmıştık. Şimdi zaten büyülü bir eşyaya ihtiyacımız kalmadı. Kostüm gerçekten güzeldi ama şöyle satıcıdan artık 50'li bir şekilde bu kostüm efsunaları alıp efsunlayabildiğimiz için ben buna bir efsun denemek istiyorum. Rahat bir şekilde. Bakalım şöyle tık tık alıp abi. Yavaşla kaçta oluyor? 200'lü alalım abi. O kadar rahat ki gerçekten, şunu yapanların ellerine sağlık yani. Bunun yani ne kadar rahatlatıcı bir şey olduğunu anlatamam. Dün gece tam olarak 7 saat boyunca kostüm efsunladım. Aga beys var abi. Ve bilgisayarı yumruklamak üzereydim en sonunda yani. Oyunu bırakmama neden olacak bir sebepti gerçekten. Umarım diğer sorunlar da bu şekilde çözülür diyerek biz bunu efsunlamaya başlayalım. Abi yapma. Bozduk şöyle sizlerle birlikte. İstediğimiz şey ateşli güzel bir efsun istiyoruz. Bakalım 2-3 element falan da gelirse güzel olabilir. Şimşek istemiyorum kardeşim. Gene büyü gösteriyor. Bakalım ben buna güzel bir şey yakalarsam gösteririm sizlere tekrardan. Evet abi, 17 won harcadık, gelen efsun bu. Yani bunu bir pazara sallamak istiyorum. Bu şekilde bakalım. 15 won'dan falan atacağım. Gider mi hiç zannetmiyorum ama. Güzel bir zarar ettik. 17 won harcamanın yanında 3 saatlik bir farmdan mahrum kaldık. Bunu bu şekilde pazara sallayacağım. Gram da harcamam da. Pazardan hazır kostümü çekeriz. Ne varsa öyle yaparız. Bundan sonra kostüm efsunlamak benim için kapanmıştır. Bitmiştir yani, bu kadar. Bunu da sallayalım pazara. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane 6-7 atacak ürün buldum depomda. Bizim 50 ortalamalı dolunayımızın 6-7 efsunları gayet leşti. Bu şekilde kusamalarımız vardı elimizde. Bunları da satmak istemedim. Yani söyledim birkaç arkadaşa, ihtiyaçları yokmuş. Ben de bu şekilde 2 won'dan bunları satmak yerine buna bir atalım. Belki güzel bir efsun yakalarız. Dolunayımıza daha güzel bir dolunay olmuş olur. Tabi cadı farmı şu anda kapatıldı tabii ki ama bunun elementini ateşe falan çeviririz. O çok problem değil. Şöyle bir tane sallayarak başlıyorum abi. Gene her zamanki 6. 7. efsun şansımız bizi gösteriyor yani. Max CP ile beraber. Şeytan %1, Zodiac bilmem ne. Ateşin gücünü al. 5 saniye boyunca ateşin gücünü al. İş yapar mı? Bilmiyorum, bir düşüneyim geleyim. Valla dostlar, 3. kat için bu dolunayı almak isteyen arkadaşlarda bir potansiyel gördüm yani üründe. Çünkü zaten slota girdiğinizde 10 saniyede falan odayı kesiyorsunuz. 10 saniye ateşin gücü olsa üstünüzde iş yapabilecek bir ürün olur. Bunu da elementini ateşe çeviririz. Belki sileriz, düşürürüz, ekleriz falan, güzel bir dolunay haline getirir. Bunu da satarız belki diye düşünüyorum. Çünkü bu dolunayla pek işimizin kaldığını düşünmüyorum. Cadı farmı bittikten sonra açıkçası. Bakalım, bunu da depoya sallayalım abi. Şimdi hidra pazarlarından gelen paraları toplayacağım. İki pazar hidra kurmuştum. Bir 17 bon buradan geldi. 18 bon da yan karakterden geldi. Onları alalım şu şekilde. Şimdi 45 bon bir paramız oldu. Şuradaki seti tamamlamamız gerekiyor. Benim ninja'da söktüğüm mat safir duruyordu. Onu da alacağım. Aldığımız gibi bunu da takalım arkadaşlar. Şu şekilde karakterin safirinde takmış olalım. R4 evet. Şimdi bize ne lazım? Elmas lazım abi. Elmasa bir bakalım. Elmas sekmesine girdim. Antika elmasların 1.65 olduğunu görünce bir korktum yani şu an. Elmas bulmak biraz problemli olabilir. Tek beceri tarzı bir şey bile bize yeterli olur zaten. Tek beceri var burada, bir tane çift becerili var. 14 won 25 ama aslında uygun bir fiyat. Çok esma çok. Bakalım parlak bulabilir miyiz güzel bir fiyata. Parlaklar 30 won'lara çıkıyor arkadaşlar. Hiç denemeye gerek yok. Bence biz bunu alalım. Güzel bir fiyatı var. 14 won 25M'den de elmasımızı halletmiş oluruz. R4 varsa şuralarda bakacağım. R4 yok, biz bunu alalım. Elmas da tamam. Şimdi Onyx kaldı. Onyx'e bakalım. Onyx'lerde çok pahalıya çıkıyor. Yani kritik blok falan oluyor. Gördüğünüz gibi. Kritik dereceli bir Onyx bulamadım abi. Bu yüzden şu an Onyx almayacağım. Onyx düşmesini bekleyeceğim biraz pazara. Büyük ihtimalle biri toplamış, üstü atmış. Yani bakalım, belki denk getiririz. Kritik dirençli bir Onyx arıyorum ama. Yani şuralara bir kritik dirençli Onyx düştüğü zaman Onyx'i alacağım, takacağım. Şu anlık Onyx'imiz kalsın. Bakalım biz bir Grena bakalım. Evet, en ucuz Mitsi Grena da şu anda 6.89. Bunda CP absorbe yok. CP absorbe olan Grena da 6.99'a var. Bunu çekiyorum. 6.99M'den. Bunu da artısını basarız şimdi. Bu da hayırlı olsun. Son olarak Onyx'imiz kaldı. Onyx'i de aldığımız zaman simya setimiz de bitmiş oluyor. Karakterimiz tamamlanmış oluyor bu sekme bazlı. Bakalım devam edelim karakteri dizmeye. Şöyle bir 12 tane fasulye aldım geldim. Bakalım bunlar artı 4 olacak mı? Artı basmada birazcık problemliyiz biliyorsunuz. Tek de artı 4 yapmamız yok mu peki bunu? Yokmuş tabii ki, onu söyledi bana. 2 oldu. Gene yandı. Gene mi yanacaksın? Tamam, 4 ol bitir bizi, kurtar bundan. 4 oldu, çok güzel. Şimdi bir de Grena'mızı 4 yapalım. Şöyle 2 burada geçerse 4'te geçecek. Ha, ama burada yandı. Evet, birazcık da alıp geleyim. Artık buraya da olur diyerekten şöyle basalım bakalım. 3'e bu arada şununla atacağım. Yeşille geçmediğini görerek. Bununla da yanıyor. Allah Allah. Ol bir 3 kardeşim. Tamam, 4 oldu zaten. Allah Allah. Ol bir 3. Ol bir 4 bakayım. Tamam. Bu da oldu. Bitti. 4 bon falan harcadık. Totalde 4.5 bon falan gitti ikisini yapmaya. Bir de 12 salıp artı 4 yapacağız, takacağız. Simya setimiz de bitmiş olacak.
Şöyle granaya takalım. Sizlerle beraber sipah absorberi falan. Bir de elmasımıza takalım. Çift becerili aldım. Büyü savunması olsa belki daha çok işime yarayabilirdi ama uygun fiyattan aldık. Yani 14 tondan aldık. Atmada yakın bir fiyattı yaklaşık. Ve bunu da taktık. Son olarak bir Onyx kaldı. Onyx'te bulduğum zaman ben kayda girer gösteririm. Setimizi tamamlamış oluruz karakterimizdeki. Evet, şimdi simyalar düşmüş pazara. Bir tane burada kritik ok yansıtmalı bir Onyx var. Bir tane burada 7 von'dan yani çok uygun bir kritik dirençli var ama biz 7.68'de alalım. 68'den çok bir sıkıntı yaratmaz bizlere. Delici ve şeye bloğa ihtiyacım olmayacak zaten karakterde. Kritik vuruş zaten yeterli bizim için. Olmuşken 6 efsun olsun diyerekten şöyle 7.68'den bunu alıyorum. Şimdi bunun da artısını basalım hep birlikte. Son simyasına takmış olalım karakterimizi. Ve bunu takıyoruz. Simya bazlı eksimiz kalmıyor. Set bonusumuzu da alıyoruz. Tertemiz. Çarımızın simyaları da bu şekilde olmuş oldu, bitmiş oldu. Şimdi itemlerini ben çara koymaya başlayacağım. Son birkaç eksik var, onları da ayarlarız. Çar tamamen hazır olmuş bir şekilde biter yani diye düşünüyorum. Şimdi ninjamızdan onun kullanmayacağı itemleri alacağız. O ninja dönüşüm ninjası da biliyorsunuz. Ondaki dönüşüm itemlerini artık kullanmayacağım. Tamamen düz bir ninja haline gelecek diğer ninjamız. Dönüşüm itemleri de bu karakterin olmuş olacak. Şimdi onları verelim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde parça itemleri de almış oluyoruz. 4 saniye buzlu bir küpemiz olacak. Şöyle 15 derece, 10 derece, 10 absorbeli bir bileziğimiz var. Bir tane de 2K'lı var. Bu Hydra bileziğimiz olacak. Şöyle bir 3 buzlu bir ayakkabımız var. 1.5K 10 kritikli. Bir tane de 5 buzlu bir kalkanımız var. Karakterimizin eksikleri de bunlardı. Bunları da alıp takalım. Bakalım ne eksiğimiz kalmış. Şu şekilde bunları takıyorum. Şunu takacağım ateşli olarak. Zırhımız da burada. Şimdi bunu artı basacağız. Sonrasında bir koyla ayarlamamız gerekecek. Ondan sonra karakterimiz tamamen bitmiş oluyor. Silah fişini de vereyim bir saniye karaktere. Evet, şöyle gördüğünüz gibi de kullanacağımız yay 43 ortalama 10 kritik 3 delici 8 metinli bir yay. Ve 10 kritik 10 derecede bir silah fişimiz olacak. Bunları da alalım. Karakterimizin son eksikleri sayılır. Şöyle takalım. Evet, bu karakter de artık meleği kesecek bir halde gördüğünüz gibi. Şu başlığı da var zaten. Onu da veririm birazdan ayarlayıp ben. Şu şekilde itemlerimizin ufak tefek tanıtımlarını yapalım. Onda tabii şu zırhı bastıktan sonra geçelim, yaparız tanıtımı. Şimdi bu zırhı basalım biz bakalım. Basmaları ayarlayıp geliyorum. Evet, başlayalım bakalım ufaktan artı basmaya. Artı 7'ye kadar parşömen denemeyi düşünüyorum bu arada. İnşallah çok yormaz. Şöyle artı 6'sı geldi. Ufak tefek bir ses efektlerini kısayım birazcık fazla gibi. Şöyle artı 7'si gelmedi. Artı 7'si problem zaten. Zırhın artı 7'si hallolsa gerisi olacak ama mitril de çok pahalı. Düşme kardeşim. Tamam mı? 5 ol, 6 ol, 7 ol. Rezil rüsva edeceğim. İnan. 6. Şöyle 7 oluyorsun. Bir tane daha basıyoruz. Bitiyor. Ama 7 olmazsa nasıl yapacağız biz bunu? Bunu ben bir 7 yapıp geleyim karşısına 8 denerken. Evet abi, kalan parayı görüyorsunuz. Artı 7 deniyorum. Artı 7 olmuyor item. Yani bakın. Olmuyor abi. Artı 7'ye kaç kere denedim? 4 tane titan dioksit pisledim. Demirciyle denemeye başladım bu arada ilk ikisini yaktıktan sonra. 4 kere yaklaşık demirciyle yaktım. Kalan parayı görüyorsunuz. Bir 3 wand'a ekstra gitti. Yani bu yapamıyorum. Geçmiyor abi item. Değişik bir şekilde. Artı 7 olmuyor yani item. Artı 8 deneyemedik daha. Yaklaşık bir 15 von gitti. Artı 8 deneyemedik daha itemi. İnşallah deneyebiliriz yani. Denetme imkanı sunar bize diye umuyorum. Valla bitti bak, ne bitti? Gribo şey bitti. Mitril bitti. 200'lü mitril bitirdik abi. O 3 tane titan dioksit de bitti. Şu an total 7 titan dioksit. 7 ya da 8. Hiç 7 olmadı bu item. Abi ne gerizekalı bir durum ya. Yani 110 küsür parşömen vardı. Gördüğünüz gibi 80 tane yemiş bile yani yaklaşık 70 küsür. Çift demirci kombini yapalım şöyle abi. Böyle geçti. Şimdi R8 atıyoruz. İnşallah R8'i en azından tekte atarsak ben bir nebze olsun üzülmeyeceğim abi. Yani o da yandı tabii. R8'e geçer mi bu item olarak? 7 olmayan item R8'e geçmez arkadaşlar. Bu tip nedir ya? Bu nasıl bir item ya? Şöyle tekrar 7'ye bir deniyoruz. İnşallah geçersin. Hadi R8'e deneyelim, geçsin tamam mı? Lütfen. Şöyle R8 için de kamuflaj ve çift demirci kombosu yapacağım abi. Şöyle tutacağım. Ya nasıl yanıyorsun bu kadar fazla ya? Kaç kere yanacaksın acaba? Çok merak ediyorum yani. Tekrardan ben malzeme ayarlayıp geliyorum, 8 deneyelim. Artık satıcıya kerkilme totemiyle dece atmaya başladık abi. Ha, artı 8, 94 falan bir şeyler geldi. İnşallah olur. Şöyle geçit biletiyle basacağım bu arada, geç diyerekten. Ne yok abi, mitril bitmiş, şey bitmiş ya, akik bitmiş, çok pardon. Şu an biraz sıkıntı oldu. Aynı totemi tekrar tutar mı bilmiyorum. 13-2. Bak şu kesin yanma totemiyle tekrar basıyoruz. Geçit bileti de yaktı ya, yeter artık ya. Sert sert pompalama zamanı. O bize pompalıyormuş. Çak çak. Vallahi çok yoruldum abi. Şu an 400 mitril yemiş oldu. Sen yani sinir bozucu, gerçekten çok sinir bozucu. Evet abi, artık efektleri falan da kapattım. Şu damage'i de yapayım. Yani bakmayacağım. Geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Üstüme giyip bakacağım. Gene yanmış mı? Ya geçmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kurtulduk. Yemin ediyorum kurtulduk itemden ya. Ben şimdi masrafı hesaplayayım geleyim. Abi ses efektindeymiş problem. Ben çözemedim nerede olduğunu da. Geçtiğini bile sevinemedim yani. Hani yandığına o kadar inandığım için, ama geçmiş en azından. Çok güzel halletmiş olduk bu itemi de. Bayağı bir şey yedi bizden bu arada. En az bir 25 von yedi. Üstüne bayağı bir demirci falan yedi. Ben bir hesaplamasını yapıp geleyim. Bizden yediği nakit olarak 25 von nakit yemiş. Hadi şuradan 3 fonu falan gelsin diyelim. Ama yani sonuç olarak 80 tane falan parşömen yedi abi.
80 parşömenle 8 bon sayarsınız. 30 küsür bon. 35 bon civarlarında bir rakam yedi bizden bu. Net olarak yemiş yani. Lanet. Tamam hallettik sonuç olarak. Bastık abi. Biz üstümüzdekini attık. Giden demirci sayısına hemen bakıp geliyor. 13 tane de demirci yemiş. Yani aslında 45 bon civarlarında bir fiyat yemiş oluyor. Demircileri de bir bondan sayarsak olsun. Olsun olur. Olur. Girer yani. Bir yerden girer bir yerden çıkar abi. Biz itemimizi hallettik. Bu itemi de verelim. Minicamızı tamamlayalım. Evet abi şimdi bir kostüm buldum. Erkek kostüm 43 günlük. 8.5 bondan 1.5 kaypı 15 ateş 15 büyü vari bir kostüm. Keşke hip hop sorbeli olsaydı ama bu da bence bizim işimizi görecek bir üstün. Kendimizdeki kostümü artık değişir miyiz satar mıyız bilmiyorum. Boş boşuna indirmiş olduk zaten o kostümde cadı farmı patladığı için o kostümle patlamış oldu elimizde. Biz bunu çekelim o kostümle set bonus alamıyorum şu an. Sultan şeyi yok yani başlığı yok pazarda. Ben de bunu almak istiyorum. 1.5 kaypı 15 ateş 15 büyü de gayet güzel bir üstün. Hip değeri de az oluyordu karakterimizin bunu alalım biz. Bir tane de buna başlık çekeceğiz şimdi. Firavun başlık umarım buluruz. Birazcık bakmıştım sanki vardı diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım saç modellerinden Firavun başlık şöyle yazalım hatta. Şöyle 28 günlük var bir tane taç 6 won. Bu da birazcık pahalı gibi sanki. Ben birazcık bir bakayım bulabilirsem geleceğim. 15 ateşimiz de geldi şu şekilde. Bunu takalım. Kostüm bazında bir eksiğimiz kalmadı karakterde. Bu da 3 set canavarını veriyor bizlere. Eğer ki nazar tılsım falan gelirse müzayede alabilirsek bu karakteri ben de buna bir şey ayarlarım. 6 canavar set bonusu ayarlarım. İtemlerimiz nasıl oldu onlara ufak bir bakalım şu şekilde. Şimdi şöyle bir R8 ruh kemerimiz var. Ben bunu birazdan deliklerim. Şöyle 15 litre 10 delici 10 absorbeli bir bileziğimiz var. Şöyle R8 1.5 kaypı 15 litre 5 absorbe 5 de patron beceri hasarı eksi %5 gibi bir zırhımız var. Bu zırhın bize basması çok zorladığı için 70 onlara falan mal oldu. Ben gene de edeceğini düşünüyorum yani. Şöyle bir başlığımız var. 15 ateşli kanamalı ve düşük rütbeli. Güzel bir başlığımız var gene. 43 ortalama 10 kritik 3 delirli bir yayımız var 8 metrini gene. Şöyle 15 ateş 15 büyülü bir kostüm. Başlıkta büyü olmadı maalesef. Büyülü vardı yan karakterde ama alamadım set bonusu vermediği için. Nazar gelirse bu da büyülü olmuş olacak. 10 kritik 10 derece bir fişimiz. Gene düşük rütbeli bir kuşağımız var abi. Çift düşük rütbeli oldu karakter. Yani şuna gerek yoktu ama uygun fiyatlıydı. Ben de aldım yani işimize yarar diye. İleride kuşağımızı 2 metrin yapabiliriz mesela bunun sayesinde. Şimdi başka ya şöyle bir auramız var. Sersemlikli falan bir tane auramız var. Kalkanımız 5 buzlu. Buz tılsımımız da biliyorsunuz zaten 20 buz 8 bayılmalı bir buz tılsım. 25'te dünyası çölü falan var. Güzel bir tılsım bence. Art 4 bir tılsım. Ateş ayakkabımız da 3 saniye boyunca buzun gücünü aldı. 1.5 kaybı 10 kritik falan. Şimdi buraya bir tane 8 metinli de 7 metinli bir kolyeye ihtiyacım var abi. Ama şu an etapta onu alacak para kalmadı karakterlerde. Maalesef çok büyük bir harcamalar yaptığımız için. Simya panelini zaten bitirdik. Petimiz var. Şimdi bu karaktere bir tane mindal çekmemiz lazım Epiponuyla gene ama Epiponların fiyatları abi çok muazzam derecede pahalı sunucuda. Yani şöyle göstermem gerekirse bineplerin fiyatlarının 30 won olduğunu görebiliyorsunuz abi. Ya ben de 30 wondan binep almak istemiyorum haliyle. Doğal olarak yani. O yüzden bakalım yani bekleyeceğiz Epipon falan gelirse. O zaman hallederiz diye düşünüyorum. Petsiz bile keser yani bu karakter zaten meleği problem değil. Böyle gördüğünüz gibi buraya bir kolye aldıktan sonra karakterimizin hiçbir eksiği kalmıyor arkadaşlar. Karakterimiz de bitmiş oluyor. Gayet tertemiz. Çıtır bir karakter olmuş oldu bu da. Şimdi bir sonraki videoda muhtemelen bununla melek kesimi gösteririm sizlere. Güzel oldu ya dizdik karakteri. Evet dostlarım bu videodan da bu kadardı. Gayet güzel bir video oldu. Karakterimizi tamamıyla dizdik sayılır. Sadece bir tane 8 metinlik kolye ayarlayacağız. Ve ondan sonrasında meleğe sokacağız karakterimizi. Herhangi bir boost olmadan yani nazar tılsım vesaire olmadan sadece elementer güç taşı takarak yani 15'lik derece falan basarım tahmini yani maksimum şebnemler basmadan 12'lik derece civarında düşünelim. Bir sonraki videoda karakterimizi meleğe sokacağız. Yorumlarda o hasarı en yakın olan tahmine 5 adet elle ponu vermek istiyorum. Bu yüzden yorumlarda fikrinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Bu arada maksimum hasarı baz alacağız. Karakterin en fazla gördüğü hasarı yorumlarda tahmin eden en yakın tahmin eden kişiye 5 adet elle ponu vereceğim. Çekiliş varı olmayacak. Çıkmadan bir videoya beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda hasar denememizi yapar. Epiponu kazanan kişiyi de ben açıklarım. O zaman diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.